Bazıları soruyorlar. Niye cezaevinin önünde Sarıgül diye, niye cezaevlerinin önünde diye soruyorlar. Bugüne kadar kolay mı arkadaşlar? 9 Nisan'dan bu tarafa Adil Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Onların da önderliğinde 90 tane cezaevinin önüne gittim. Bugüne kadar arkadaşlar 68 tane ile gittim. 1,5 yılda 1.850.000 kilometre yol yaptım. Memleketime, ülkeme, Türkiye Değişim Partisi'ne helal olsun. Neden oradaki mahkum yakınlarıyla birlikte feryat ettik? Çünkü cezaevlerinin önünde acı var. Cezaevlerinin önünde mutsuzluk var. Hepinizin gitmenizi arzu ederim. Değerli arkadaşlarım, cezaevinin önünde bölünmüş aileler var. Annesinden babasından koparılmış çocuklar var. Gelin Cumhuriyet'in 100. yılında bütün siyasi partiler yeni umut dolu bir başlangıç yapalım. Büyük bir af getirelim. Bu affın adı toplumsal barış affı olsun. Kardeşlik hukuku affı olsun. Gelin bu affı 100. yıl Cumhuriyet affı olsun. Gelin Cumhuriyet affı olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkenin cezaevlerinde umudunu yitirmiş 300 binin üzerindeki insana yeni bir hak verelim. Cumhuriyetimizin 100. yılında gelin hep birlikte kader mahkumlarına güzel bir ışık yakın. Şöyle bir bakıyorum. Türkiye'mizdeki cezaevlerindeki yoğunlukta Avrupa'da birinciyiz. Avrupa'da birinciyiz. Annesiyle birlikte cezaevine giren çocuk sayısında da Avrupa'da birinciyiz. İnanın ki böyle birincilikler olmaz olsun. Biz böyle cezaevindeki birincilikleri biz istemiyoruz. En çok gazeteci tutuklu bulunan ülkeler arasında dünyada, Avrupa'da birinci durumdayız. Biz böyle birincilikler istemiyoruz. Eğer Türkiye Değişim Partisi iktidarında bir konuda birinci olacaksa mutlulukta birinci olalım, hukukta birinci olalım, refahta birinci olalım, huzurda birinci olalım, gelin barışta ve kardeşlikte birinci olalım. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'mize nefes aldıracağız. Türkiye'mizi barıştıracağız, affedeceğiz, toplumsal barışı, kardeşlik hukuku affını ve Cumhuriyet'in 100. yılı affını %100 çıkaracağız. Nasıl bir şey biliyor musunuz? EYT'lerle ilgili 112 toplantı yaptım. EYT'ler nasıl büyük bir bölümü mutlu sona erdiyse kader mahkumları da mutlu sona erecek. Şöyle bir bakalım. Mahkumlarımız doğru dürüst ne yazık ki insani şartlarda yaşamıyorlar. Yeterli sağlık hizmetleri çok kalabalık olduğu için verilemiyor. Aileleri feryat ediyor. Ailelerle konuşuyorum diyorlar ki cezaevlerinden artık tabut almak istemiyoruz. Cezaevlerinden artık tabut almak istemiyoruz. Gelin bu işi çözelim. Büyük bir barış getirelim. Gelin affedelim. Gelin yüz binlerce insana, bunların milyonlarca ailesine yeni bir umut verelim. İnşallah yeni bir şans verelim. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim barışmaya ihtiyacımız var diyoruz. Bir büyük affa ihtiyacımız var. Görüşüne bakmayalım. Düşüncesine bakmayalım, inancına, aidatına, kültürüne bakmayalım. Gelin büyük bir af çıkaralım ve 2023 yılı barış yılı olsun, demokrasi ile olsun, mutluluk ile olsun. Çünkü biz ülkemizi barışa büyüteceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılında yepyeni bir başlangıç yapalım. Gelin cezaevlerini boşaltalım, kardeşçe, huzur içinde
barış içinde yeniden başlayalım. Arkadaşlar, bu af gelmedikçe siz yine beni cezaevlerinin önünde göreceksiniz. Yine gelip bütün cezaevlerinin önünde buluşacağım. Bu hafta Ağrı Posof'a gideceğim. Daha sonra Yüksekova'ya gideceğim. Daha sonra Artvin'e gideceğim. Rize'ye gideceğim. Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmayacağım. Bizim Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Ülkemizin mutluluğu adınadır. Ve şu anda bilesiniz ki 5,5 milyon yurttaşımız bu güzel haberi bekliyor. Toplumsal barış affını, kardeşlik hukuk affını, Cumhuriyet'in 100 yılıncı affını çıkarana kadar bize uyumak yok. Adil yaşamla birlikte devam edeceğiz.